2-3 gündür böyle bakıyorum, bir yumuşama mı oluyor? Yani bir hani krizde böyle bir gerginlikte hafif bir gerileme. İşte Yunan Başbakanı böyle şey bir olumlu bir perspektif çizmeye başladı hafiften. Yani somut bir şey yok ama var mı böyle bir şey? Yani gerilim düşüyor mu? Evet, 2-3 gündür Yunanistan Başbakanı'ndan gelen mesajlar daha ılımlı. Daha önce ılımlı değil, tam tersine gerginliği arttırıcı mesajlar görüyorduk. Daha çok da Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Rum kesimiyle beraber onların desteğiyle çözüme yanaşmayan bir ülke tutumu vardı o tarafta. Biz ise kendimize güvenen bir ülke olarak bir taraftan haklarımızı ya da Kıbrıs Türk haklarının haklarını sonuna kadar savunacağımızı söyledik. Bunu yapabileceğimizi ve yaptığımızı da gösterdik. Diğer taraftan da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi, biz de tekraren söyledik. Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım için herkesle, Rum kesimi hariç, oturup konuşabileceğimizi, müzakere edebileceğimizi ve diplomasiye hazır olduğumuzu da göstermiştik. Yine Sayın Merkel'in ricasıyla Oruç Reis gemisi daha düne kadar faaliyet gösterdiği alanla gitmeden önce ricaları üzerine, evet, diplomasiye bir fırsat vermek istedik. Ve bu jestimize karşı Yunanistan tam tersi adımlar attı. Hatta ortak bir açıklama yapacaktık, evet, 7 Ağustos'ta. 7 Ağustos'ta yapacağımız açıklamayla da istikşafi görüşmeler, güven arttırıcı önlemler, toplantıları askerler arasında, aynı şekilde dışişleri bakanlıklar arasında siyasi istişarelerin başlayacağı, aramızda yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizması var. Onun toplantısını Selanik'te yapacaktık. Bunları açıklayacaktık. Fakat saatler kala Yunanistan Mısır'a giderek bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla çözümden yana olmadığını göstermişti. Biz de kararlılığımızı sahada gösterdik. Ama son zamanlarda daha ılımlı mesajlar gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği ülkelerinden de, özellikle dönem başkanı Almanya'dan da buna yönelik mesajlar da gitti. Aynı şekilde Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında, Gimlik gayri resmi toplantılarında, yine Normandiya yedilisi toplantılarında da Türkiye aleyhine ağır kararlar çıkartmak istediler. Bunda da başarılı olamadılar. Dolayısıyla son günlerdeki mesajlar biraz daha ılımlı. Ama bu neye bağlıyorsunuz ılımlılaşmasını mesajların? İşte biraz önce söylediğim gibi bu adımları atarken başarılı olamadılar, yani Türkiye'ye yönelik. Türkiye'nin aleyhine adımlarda yani başarılı olamadılar. Avrupa Birliği'nden bekledikleri desteği bulamadıklarını mı söylüyorsunuz? Bugüne kadar Avrupa Birliği'nden de bulamadılar. Esasen Normandiya yedilisi, Fransa'nın destekleri vesaire, tüm platformlarda bunu denediler. İstedikleri desteği bulamadılar. Şimdi ise Oruç Reis gemisinin bakım için limana dönmesini fırsat bilerek daha pozitif mesajlar vermeye başladılar ama bir taraftan da işte olumlu bir adım, bunun daha fazlasını istiyoruz diyerekten maksimalist tutumlarını da sürdürüyorlar. Şimdi onu soracaktım Sayın Bakan. Yani Miçotakis'in açıklamaları var. İşte Oruç Reis'in Antalya'ya dönüşü ilk olumlu adım diyor. Belli ki başka yeni adımlar bekleniyor. Ve Türkiye'den somut adım gördüğümüz zaman istikşafi görüşmelere başlamaya hazırız. Deniz yetki alanlarını konuşmak üzere masaya otururuz diyor. Bu açıklamalar müzakere için yeterli midir? Şimdi öncelikle bu söylemleriyle maksimalist yaklaşımlarından vazgeçmediklerini gösteriyorlar. Bir kere bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Diğer taraftan ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğumuzu, herkesle müzakere edebileceğimizi söylüyoruz. Bazen bizim vatandaşlarımız da bunlarla ne müzakere edeceksiniz canım, ne gerek var diyorlar ama belki bu olumsuz tavırlarına tepki olarak söylüyorlar. Ama diplomasi böyle günler için vardır. Dolayısıyla biz her zaman ön koşulsuz olarak hazır olduğumuzu söyledik. Eğer Yunanistan ön koşul koymaya başladığı zaman bu sefer bizim de ön koşullarımız var. Oysa tezine güvenen insan masaya gelir, oturur, kendi tezine uygun bir şekilde taleplerini de sıralar. Tabii karşı tarafın bizim de tezlerimiz var, uluslararası hukuka uygun bir şekilde. Bizim de ortaya koyacağımız
Aynı şekilde tezlerimiz var, taleplerimiz var. Ama ön koşul koymaya başlarlarsa bu sefer bizim de ön koşullarımız var. Yunanistan da onları yerine getirmek zorunda. Diğer taraftan istikşafi görüşmeler ne zaman başladı? Kardak krizinden sonra başladı. Yani biz iktidara gelmeden önce başladı. İstikşafi görüşmelerin kapsamında neler var? Sivil havacılık var. Hı hı. Adalar var. Aidiyatı belli olmayan adalar var. Coğrafi formasyon dediğimiz. Aynı şekilde kara suları var. Aynı şekilde deniz yetki alanları var. Yani şimdi bunlardan bir tanesini ve adaların silahsızlandırılması statüsü de var. Şimdi bunlardan bir tanesini çekip de sadece bunu görüşürüm demek bile esasen ya istikşafi görüşmelerin kapsamını bilmiyor ya da diğer konularda yine çok önemli konularda çözüme yanaşmak istemiyor. Tezleri de zaten zayıf. Esasen burada da tezleri zayıf. Dolayısıyla istikşafi görüşmeler tüm bu aramızdaki çözülemeyen bugüne kadar anlaşmalarla çözülemeyen Lozan'la aynı şekilde biz taraf değiliz ama statü oluşturuyor 1947 Paris Barış Anlaşması'yla diğer atılan adımlarla bugüne kadar çözülemeyen sorunları birlikte konuşarak nasıl çözeceğimize karar vermek için kurulmuş bir mekanizmadır. Yani gerginlik olmasın. Bir taraftan işte güven arttırıcı önlemler toplantıları da olsun. Son zamanlarda olmuştur. Dolayısıyla bir tanesini içinden çıkarmak değil, hepsini birlikte paket halinde görüşmekte fayda var. Çünkü sorunun bir tanesini diyelim ki çözdünüz. Diğerleri çözülmedi. Yarın başka gerginlikler olmayacak mı? Yine gerginlik çıkabilir. Yine gerginlik çıkacak. Yani bunların hepsini beraber çözelim. Diğer taraftan ikili düzeyde de yine Batı Trakya Türklerinin durumu var. Aynı şekilde Heybela'da Ruhban Okulu'nun durumu var. Atina'da cami durumu var. Karşılıklı birlikte ya da karşılıklı atabileceğimiz adımlar da var. Sayın Cumhurbaşkanımız Mitsotakis'e New York'ta gelin bu sorunları da beraber oturalım, konuşalım. Bunları da gündemimizden çıkaralım. Aramızda gerginlik olmasın, yeni sayfalar açalım. Çipras döneminde bunlarla ilgili hiç görüşmeler olmadı. Esasen istikşafi görüşmelere yine Çipras hükümeti hiçbir zaman yanaşmadı. Doğru. Bir kere oldu, sil baştan yapalım dediler. Orada yakınlaşmalar vardı nasıl çözeceğimize dair. Sonuçta gel bunları çözelim beraber dedi. Mitsotakis de tamam dedi. Bize de yetki verdiler Dendias'ta. Sonra Cenevre'de Dendias'ta buluştuğumuzda biz hazır değiliz dedi. Biz bunlara hazır değiliz. Gerçekten biz çok samimi bir şekilde Yunanistan'la var olan meseleleri diyalogla, diplomasiyle çözmek için iyi niyet gösterisinde de bulunduk, samimi tekliflerde de bulunduk. Ama maalesef biraz önce söylediğim Peki. sebeplerden dolayı Yunanistan buna fazla Sayın Bakan, yanaşmadı. Şöyle bir durum var. Şimdi çok özür dilerim. Evet, tabii. Murat